أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن من باب الابتداء. Bugün Babul İbtida'nın 8. dersini okuyoruz. Suyuti kitabının Babul İbtida'nın 8. dersini okuyoruz. Ve akhberu bi zarfin ev bi harfi cer navine ma'na ka'inin ev istakar ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا. Oraya bir gelelim bakalım. Yer var mı? وأخبروا إخبار etmişler nuhat. Yani وأخبروا عن المبتدأ بظرف أو بحرف جر. Zarf ile harf-i cerle ne etmişler? İhbar etmişler. Neyle? Zarf ile harf-i cerle ihbar etmişler. Bildiniz mi? Şimdi burada bilmeniz gereken birkaç şey var. Birincisi, burada hemen süte inelim. Ve ahberu anil mubtedeyim. Burada anil mübtede getirdi, işaret etti ki akberunun mutaalliki mahzuftur nedir? Anil mübtede. Tamam, işaret etti ki akberunun mutaalliki mahzuf anil mübtedeidir. Faydası nedir? Faydası akberudan murat mübtedanın haberini zarf cari mecrur olarak getirmişler. Hani bazen akberu etev bi cümletin haberiyetin murat o değil. Yani ki ennehu buradaki mübtedanın haberini cümleye haberiye getiriyorlar. Murat o değildir. Buradaki ihbar inşaya karşı olan ihbar değil. Ya buradaki ihbardan murat ityanul haberi lil mübtedei. Demek ve akberu anil mübtedei. Anil mübtedei oraya koymayla işaret etti ki ihbardan murat İtiyanul haberi lil mübtedeidir. Yoksa ityanul haberi cümleten haberiyeten değil. Ve akhberu bi zarfin ihbarı bi zarf yapmışlar. Nahve rakbu esfele minkum. Rakib, rakibin ismul cem'idir. Rakib demek, kafile demek. Yani yüklü hayvanların grubu demek. وَالرَّكْبُ قَافِلَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ Sizin aşağınızdadır. Aslında bunun takdiri وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْ مَكَانِ Bir deyse ne biliyoruz ki rakıb ismul cemedir, ne değildir? İsmul cemedir, ceme değil. Çünkü rakbun tesir edilirken rukeybun olur. Eğer cem olmuş olsaydı müfredine reddedilirdi, müfredine yapılırdı? Teshir edilirdi. Rakbunun lefsi teshir edildiğine göre demek ki ceme değildir, ismul cemedir. Ve rakbu mübteda, esfele rakbunun haberidir. Minkum, esfeleye mutaliktir. Burada mübteda rakbudur. Zarfla ona ihbar etmişler, zarfi ona haber yapmışlar, esfeleyi ona haber yapmışlar. Halbuki esfele zarf değil. Aslında zarf burada mahzuftur, haber olan zarf mahzuf. Esfele onun sıfatidir. O zarf hasve gitmiş. Esfele onun yerine geçmiş. Esfele mecazen zarf olmuş, haber olmuş. Takdirim. Ve rakbu mekanen. Bak orada mekanen, zarf mekanen takdir ediyoruz. Bu sefer esfele minkum, esfele min mekanikum. Orada mekani takdir ederken haber olarak minkum, min ile kum arasında da mekani takdir ederiz. وَالرَّكْبُ مَكَانًا قَافِلَ öyle bir yerdedir ki o mekan اَسْفَلَ مِنْ مَكَانِكُمْ o mekan sizin mekanınızın aşağısındadır. Ha şimdi o mekanın hasve gitmiş, onun sıfatı olan اَسْفَلَ onun yerine geçti. اَسْفَلَ mevsuf yerine geçtiği için, zarf yerine geçtiği için ne oldu? Mecazen zarf oldu. Ne oldu? Zarf ve mecazi oldu.
o mekanın hasve giderken min mekani kum oradaki kum da oradaki mekanda hasve gitti. Ne kaldı? Varrak bu esfele min varrak bu esfele min kum kaldı. Ev bi harfi cerrin ev ne? Ve akberu bi zerrin ev bi harfi cerrin. Buradaki ev tenvi içindir. Zarfla yapmışlar bazen. Bazen de harfi cerle yapıyorlar. Ha ma'am mecrurihi. Harfi cer yalnız haber olmuyor. Olsa olsa ne olur? Mecruriyle beraber olur. Hakikaten haber mecrurdur. Zahari olarak haber carun mecrurdur. Car yalnız, harf yalnız ne zahiren ne hakikaten haber değildir. Ki elhamdülillahi. Elhamdü mübteda. Lillahi onun neyidir? Lillahi onun haberidir. Bak burada haber olan lillahi caru mecrur. Fiil veya bir ismül faala mutaliktir. Elhamdunun neyi olur? Haberi olur. Şimdi o bir harfi cerrin ma mecrurihi. Ha, işaret etti ki metindeki harfi cer yalnız murad değil. Harfi cer mecruriyle beraber muraddır. O zaman musannif ne yapmış? Mecaz-ı mursel yapmış. Ne demek? Zikrul cüz harfi cer iradetul kul kumma'a mecrurihidir. Oldu. Yahut da mecaz-ı mursel değil, mecaz-ı hasif yapmış. Ev bi harfi cerrin ma'a mecrurihi yahut da ve mecrurihi orada hasfe gitmiş. Bir cüzün birini zikretmiş, onun zikriyle diğer cüzün zikriden iktifa etmiş. Oldum. Yani burada ya mecazul hazır mecazul iktifadır veya mecazun nedir? Mecazul mursel zikrul cüz iradetul kul. Ala kulli hal harfi cer yalnız murad değil. Belki mecruriyle beraber nedir? Mecruriyle beraber muraddır. Oldum. Hale kevnihim navine. Ha biri derse hani demin zikr cüz iradetül kul. Burada alaka nedir? Alaka kulliyet cüziyet de diyebiliriz. Demin söylediğim buydu. Zikr cüz iradetül kul. Veya o da alaka telazumdur. Lazım merzumden telazum var. Biri zikretmiş. Merzum da diyebiliriz. Lazım da diyebiliriz. Alaka nedir? Telazumdur. Yani zikrul cüz, zikru harbcer, murad harbcer, ma'am mecrurihi. Karine nedir? Alaka nedir? Alaka aralarında telazum var. Harfi cer mecrusul gelmez. Mecrur harfi cer, harfi cersiz gelmez. Oldum. Ha şimdi burada zarf harfi cer geçerken bunu da burada bilen ileride gerçi geliyor. Zarf car mecrur lev var, müstakar var. Ne var? Lev var, müstakar var. Zarf-ı lev. Car-ı mecrur lev nedir Ahmet? O ki mutallaki mezkurdur. Has mıdır, amdır? O zaten hastır. Mezkur ve nedir? Has. Çünkü am oldu mu zikredilmez. Bir de müstakar var. Müstakar o ki ameli nedir? Hasbe gidiyor. Ha, ameli hasfe gidince am olabilir, has olabilir. Am olabilir, has olabilir. Öyle değil mi? Am da olsa hasbi vacip, has da olsa hasbi nedir? Vacip. Niye? Am olsa zaten umum ona delalet ediyor, vücuben hasbe gidiyor. Has olursa o hasın karinesi olmadan hasbi caiz değil. Karinesi varsa hasb nedir? Vacip. Demek ki zarf-ı lav, zarf-ı müstakar. Zarf-ı lav, mutallaki mezkurdur ve has olandır. Zarf-ı müstakar, o ki mutallaki nedir? Mutallaki mahzuftur. Vücuben de nedir? Mahzuftur. Vücuben mahzuftur. Ha, ne zaman vücuben mahzuftur? Eğer am olursa hasbi vacip, umum ona delalet ediyor. Has olursa, o hasa delalet eden bir kayna olursa hasbi nedir? Vacip. Mesela yevmel cumati sumtu fihi. Yevmel cumati ne demek? Yani sumtu yevmel cumati. Karine nedir? Sumtu fihi.
Bu sumtu karinedir ki yevmel cumatiden önce sumtu mukadderdir. Bak has karineyle ne olmuş? Hasve gitmiş. Ha bazen de has karine, hasbi de ne olur? Karine yoksa hasbi caiz olur. Mesela Zeydun alel feresi. Zeydun kaimun alel feresi. Katibun alel feresi. Öyle değil mi? Rakibun alel feresi. Ha mutallak. Zarf-ı müstakar mutallak-ı mezkur. Meşe mutallak-ı mahzuf olandır. Eğer amsa hasbi vacib. Has ma'al karine ise hasbi vacib. Has bilen karine ise o zaman caizdir. Ha demek zarf-ı lav, müstakar iki kısım bunu ne ettik? Bunu öğrendik burada. Oldum. Şimdi hale kevnihim navine. Hale kevnihim hale kevnihim gayb getirdi değil mi? İşaret etti ki İmam Suyuti ve akberu madidir. Osman. Nasıl işaret etti? Şimdi akberu madi değil de akbiru, akbir, akbira, akbiru emr olsaydı burada hale kevnikum gelmeliydi. Suyuti burada hale kevnihim getirdiğine göre demek akberu nedir? O da madidir, o da gayiptir, emir değildir. Anladınız değil mi? Ha, Suyuti buna işaret etti. Suyuti işaret etti ki akberu da madidir, fiile madi, cem-i müzekere gayb içindir. Suyuti o şekilde okumuş. Burada da hale kevnihim, bu da ona ne diyor? Delalet ediyor. Hale kevnihim navine mukaddirine lehu mutaallaken. Ona bir mutaallaki ne diyorlar? Bir mutaallaki takdir ediyorlar. Bir mutaallaki ne diyorlar? Takdir ediyorlar. Şimdi dikkat edin. Navine mukaddirine lehu mutaallaken. Mukaddiren lehu mutaallaken. Mukaddirine getirmeyle, hani demin hale kevnim getirmeyle, akberu madi olduğuna işaret etti. Mukaddirine getirmeyle işaret etti ki, navineden, niyetten murad nedir? Niyetten murad takdirdir burada. Niyetten murad nedir? Takdirdir. Navine mukaddirine lehu neyi takdir ediyorlar? Neyi takdir ediyorlar? Ondan önce bir şey var. Bir kelime yok mu? Ey mukaddirine lehu mutaallakan. Mutaallak mana mı lefz midir? Lefzdir. Mutaallak olan, car-ı mecun taallak ettiği şey, zarfın taallak ettiği şey lefzdir. Ha demek ey mukaddirine lehu mutaallakan. Abdülkadir anlıyorsun. Ahmet anlıyorsun. İşaret etti ki navineden mukaddirine murad, niyetten murad takdirdir. Bir de mana kainin demiş ya. Mana kainin. O mana kainden murad darul manadır. Mananın kendisi değil. Niye? Çünkü o takdir edilen nedir? Mutallaktır. Mana mutallak olmaz. Mananın dalili mutallak olur. Oldun. Pek biri derse ne biliyoruz ki manadan murad darul manadır? Şimdi biz burada neden bahsediyoruz? Haber olan zarf car-ı mecrurdan bahsediyoruz. Haber mana min kabilil elfaz min kabilil maani değildir. Onunla biliyoruz ki buradaki manadan nedir? Dalul mana. Peki o mutallak nedir? Dalul mana mutallak isme fa'ilin ev fiilen. İkim ne odur? Bak buradaki ev teşrik için değil. O veya o değil. Bazı yerlerde ismul fa'al, bazı yerlerde fiil. Veyahut da bazılara göre ismul faal kubbesirlerdir. Bazılara göre fiildir. Huvel haberu fil hakati. Bakın hasirli. Huve mubtada el haberu. Onun haberidir. Hasirli getirdi. Haber o mutaallaktır. O ismul faal fiildir. Nedir? Zarf caru mecrur değil. Yani zahri itibariyle, görünüm itibariyle haber nedir? Haber zarftır, caru mecrurdur. Ama hakikat itibariyle haber o mahzuf mutaallaktır. O ismul faal veya ismul mef'uldür. Şimdi burada isme faal mutaallakan isme faalin ev fiilen. İsmu faali neydi? Takdim etti. Niye? Burada biz haberden bahsetmiyoruz. Ediyoruz.
Asıl haberlerde müfred mi cümle mi? Haber. Onun için ismi faali, isme faalin evfiyelene ne eti? Takdir eti. Bir de musannefin muhtarı şimdi biraz sonra gelir. Musannefin muhtarı zarf carü mecrur haber olurken musannefin muhtarı o ki mutallakı ismül faaldir. Madem Suyuti diyor ben Nazım'ın nezmini şerh ediyorum. Onun muhtarı ismül faal ise ismül faali ben ne etmişim? Takdim etmişim. Oldu. Ve la yekunu olmuyor. Ne olmuyor? Bakın ne olmuyor? Ve la yekunu. Önce dur. Ve la yekunu ona biraz sonra geliriz. Şimdi ve la yekunu yok burada ve la yekunu neye götürelim? Ve la yekunu o mutallak. Neye götürüyoruz? Hani sütü de süte götürüyor. Ben dedim daha geliyor. Ve la yekunu mutallak olmuyor. İlla kainen ev istakarre ev ma fi mana kainin ev istakarre. O mutallak ya kainendir. Bu ismi faale göre. Ev istakarredir. Bu da kime göre? Ev fiilene göre. Ev ma fi mana kainin ev istakarre. Şimdi burada birkaç fayda verdi. İyi dikkat edin. Bir, ve la yekunu mutallaka götürebiliriz. Neye götürebiliriz? Mutallaka götürebiliriz. Veyahut da ve la yekunu o ismu faal veya fiil. Onlar iki tane yekunu mufred. Evle atıf olunca demirine gelir? Mufred gelir. Demek ve la yekunu o mutallak olmaz dersek o mufred o mufred. İsmu faal, ismul mef'ul olmaz dersek ne olmaz? İsmul faal, ismul mef'ul, ismul faal, fiil dersek o zaman yakun mufreddir. Matufu aleyhi merciye de evle atf olduğu için yine ne gelir? Yine mufred gelir. Çünkü evle atf olduğum ya odur ya odur. İkisi cem olmaz. Ve la yakun olmaz o mutallak veya o ismu faal, ismul mef'ul illa kainen. Ev istakarra ev ma o şey ki fihi mana kainin. Orada ne var? Kainin manası var. Hani demin mutallak'tan dedim anlaşıldı ki mana kaininden murad dalu mana kainindir. Bak burada da ev ma fihi mana kainin. Ev ma fihi getirmeyle işaret etti ki burada mana kainin kendisi mukadder değil. Mana kainin, mana istakarranın dalları mukadderdir kendileri. O mananın kendisi mukadder değil. Peki lafz mukadder oldu mu mana olmaz mı? Lafz takdir edildi mi? İltizami olarak mana takdir edilir. Gaye evvelen ve bizzat mukadder nedir? Kainin manasına ve istikrarın manasına delalet eden lafzdir. Lafz edildi mi mecbur onunla beraber mana da ne yapılır? Mana da takdir edilir. Ve la yekunu illa kainen ev istakarra ev ma fi mana kainin ev istakarra o ma fi mana kainin kesabitin gibi ma fi mana istakarra ve vecede gibi lafun neşri murattab kesabitin ma fi mana kainin ve vecede ma fi mana istakarra'ya gidiyor ve nahvi ma bunların nahvi ne herhangi birine İsmul faale am veya fiile am. Yani manası am olan herhangi bir isim faale veya fiil. Vecede mi vücede? Kane vecede. Kesabitin vücede demiş biz. O vücude diyenler şöyle diyorlar. Hani bina mef'ule lazimidir. Daima bina mef'ul okunur diye vücude okuyorlar. Vücude de okuyabilirsin. Vecede de okuyabilirsin. Vecede daha iyi. Oldu mu? Ha, eğer istemali yoksa o ayrı mesele. Şimdi burada bilmeniz gereken bu var. Şimdi diyelim bir yerde zarf car mecrur muhtedaya haber olunca kainune mutallik. Bakın iyi dikkat edin. Kainune mutallik olunca o kainun eğer o kainun nedir? Tamedir. Kainun nedir? Tame. İsmi içinde müstetirdir. Tamedir haber istemiyor. Bu zarf car mecrur o tamme olan kainle mutallak mahalle merfu muhtedan ne olur? Haberi olur.
Niye tam ediyoruz? Eğer o kainun nakıs olursa ona da bir ne lazım? Haber. O zaman bu kainuna mutalik olan zarf cari mecrur kainunun ne olur? Haberi olur. E kainunun haberi ise o zaman mecbur ayrıyeten bir mutallaka mutallik olup ona haber olması lazım. E o mutallak yine kainundur. O da nakıssa ona da haber oluyor. O zaman bir mutallak daha lazım. O da kainunun nakısa gelirse ya ona da haber lazım. O zarf bu sefer buna da haber olur. Ona da mutallak bir mutallak lazım. Helumme cerren. Sen devam et, çek, çek. İlâ mallâ nihayet. Bu da olmaz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Burada mukadder olan kainun tammedir. Haber istemiyor. Bu zarf cari mecrur. Tamme olan kainuna müteallik ne olur? O muhtede mahalle merfu haber oluyor. İş burada bitti. Bildiniz değil mi? Şimdi biz dedik kainun müteallik. Ya kainun ismi faal, ismi merfu'la ikisine olabilir. Ne olabilir? İsmi faal, ismi merfu ne olabilir? Hani demin dedik ya, İstakar ev mafi mana kain. Ev mafi mana kain olunca demek mana kendisi murad değil. O zaman burada bir mudaf mukader. Yani navine dalle mana kaini. Hani ev mafi mana kaini. Orada bir neyi takdir ediyoruz? Bir mudafi takdir ediyoruz. O ona işaret etti. Şimdi kainun hal, istikbal, madi ne olursa kainun hepsine gelebilir. Ama evistakarra demiş ya, bu eğer mana madi ise istakarra olur. Ve illa mana hal istikbal ise yestakirru ne olur? Takdir edilir. Peki niye istakarra zikretmiş? Galibi bu olduğu için, kesirul isimal bu olduğu için bunu söylemiş. Ve illa, burada illa istakarra olur, yestakirru olmaz, öyle bir şey yok. Bitti. Fer'un. Fer demek bu da demin geçen metne bağlı merbut bir meseledir. Yecibu, hani demin mutaallak am olursa hasbi vacip, has mal karine olursa vacip, hase bila karine olursa nedir? Caiz dedik. Nedir? Caiz. Adamul hasr da daha evladır. O da şimdi onunla ilgili bir şey söylüyor. Dikkat edin. Yecibu vacibdir. Hasbu hazel mutaallaki. Bu mutaallakın hasbi vacib. Niye? Çünkü bu mutaallak ya efal-ı amenden bir fiil, ya efal-ı amenin bir ismul faali, am olunca biliniyor. Makam, umum ona delalet ettiği için hasbi ne olur? Vacib olur. Peki bu mutallakın hasbi vacip şaarın biri zikretmiş. Dur o şahıstır, şahıs kaydayı bozmaz. Ve şezze tesrihu bihi, yani ve şezze tesrihu bil mutallaki fi kavlihi. Şaarın kavlunda tesrihi bil mutallak yapılmış. Bu tesrihi bil mutallak şazdır. Ve şezze fiil, et tesrihu şezzenin faalidir. Bihi tesrihe mutallik, bihideki demirden mutallaka gider. Nerede tesrih? Fi kavli. Bakın. Bihi tesrihe mutallak. Fi kavlihi de tesrihe mutallaktır. Ve şezze tesrihu bihi fi kavlihi. Fe ente leda buhbuhatil huni kainun. Fe ente leda buhbuhatil huni kainun. Hevni. Sen hatır için hevni olsun. Sinki? Huni. Huni. Lugata bir bakalım. Durun değiştirmeyin. Ben huni biliyorum. Belki de hevnidir. Bakalım. Şimdi istişat budur. Fe ente mubteda. Buhbuhat zarftır. Entenin haberidir. Şey diyorum. Fe ente leda buhbuhatil huni kainun. Fe ente mubteda. Leda entenin neyidir? Zarftır, haberidir. Neye mutaalliktir? Ona haber olmuş. Kainuna mutaalliktir. Kainun nerede? İşte şerde mezkurdur. Muakhar olarak zikredilmiş. Hani biz mutaallakın hasbi vacib dedik bak burada. Bu ledanın mutaallaki kainundur, mezkurdur. Bu şazdır. Oldum.
لك العز إن مولاك عز وإن يهان فأنت لدى بوحبوحة الهون كائنون أشرن أولي وار حاشي لربخن بطردم نبيلي ده geçiyor هم بخن بن زاتن هزبرم لك العز سنة نبار سنة عزيزلك وار سنة عزت وار Tabi şimdi bu mutalık am demin dediğim gibi mutalıktan murat am olan mutalık. Gayrinden ne? Çünkü biz ondan ne ediyoruz? Bas ediyoruz. Ama mutalık eğer ne olursa, has olursa, gayrine olursa onun da hasbi vacip. Mutalık has olursa, gayrine olmazsa onun hasbi vacip değil, caizdir. Adamın hasbi daha evladır. Neyse, lekel izzu senin için ne var? Senin için izzet var. İn eğer Mevlake azze. Eğer senin Mevlan azizse sana da izzet var. Ve in yuhen eğer senin Mevlan ihanete uğrarsa ona ihanet yapılırsa o zaman fe ente sen kainun leda buhbuhatil huni sen hunun hakaretin buhbuhat ortası leda inde. Sen hakaretin ortasında nedir? Sen hakaretin ortasında kaimsin. Yani sen de hakaret, tahkir edilmiş oluyorsun. Nedir hele Sûre Süleyman? Lekel izzu senin için izzet var. İn mevlâke azze ye sen mevlan aziz olursa. Ve in yuhen eğer mevlan ihanet edilirse fe ente kainun leda buhbuhatil huni. Leda inde buhbuhat vesat hun zillet. Sen zilletin ortasında kainsin. Kenarında falan da değil. Yani sen de tam zelil olursun. Şimdi dikkat edin. Lekel izzu. El izzu mubteda. Leke onun neydir? Haberidir. Abdullah anlıyorsun. Lekel izzu. El izzu mubteda. Leke onun neydir? Haberidir. İn mevlâke, in azze mevlâke. Orada bir azze mahzuftur. Mevlâke takdire merfu azzenin faalidir. O azze, o da mahzuf azzenin neydir? Tefsiridir. Çünkü inne şartiye isme dahil olmuyor. Burada in mevlâke'ye dahil olmuş. Orada bir azze mukadder. Onun tefsiri de nedir? İkinci azzedir. Lekel izzi. Bu sefer azze mevlake cümlesi inin fiili şartı olur. Cezav şartı nedir? Lekel izzu mukaddem olan lekel izzudur. Veya onun benzeri mukadder. Cezav şartın takdimi caiz diyenlere göre lekel izzu inin cezav şartı olur. Cezav şartın takdimi caiz diyenlere göre lekel izzunun karinesi bir lekel izzu sonra mukadder onun cezav şartı olur. Ve in yuhen Yuhen ehane yuhinu. Ecabe yücibu babındandır. Yuhanudur. İn geldi cezme yaptı. İn yuhan. İltika geldi. Elif gitti. İn yuhen. İn yuhen. Piyeli binayı meşhur. Naibe fal müstetir huve mevlaya gider. Cümlesi inne ne olur? İnne fiyolu şart olur. Fe ente mubteda. Kainun leda buhbuhatil hunni haber olur. فأنت لدى بحبوحة الهوني cümlesi inen ne olur? Ceza'un şart olur. Tabi kainun haberdir. Leda kainuna mutalık. Buhbuhati ledanın mudafu ileyhi. Huni de buhbuhatın mudafu ileyhisidir. Mevla ne demek? Mevla ne demek? Mevla birkaç manası var. Mevla burada halif alabiliriz. Halif yani insanlar, zayıf gruplar ve küçük kabileler büyük kabilelerle anlaşma yapıyorlardı. Hani diyorlar iki devletin ittifakı anlaşma yapıyorlardı. Artık o büyük devlet küçüğü kuruyordu. Küçük de büyüğe bir takım faydaları olurdu. Burada halif anlayabiliriz. Sadık alabiliriz. Nasır alabiliriz. Seyyid alabiliriz. Mu'tak yani azat edilmiş köle alabiliriz. Veyahut da Mevla'dan İbnül Amd'ı alabiliriz. Burada Mevla'nın manaları çok. Burada hepsi nedirler? Hepsi uygun alabiliriz. Ha uygun olmayan manaları da var. Lekel izzu in Mevlake azze ve in yuhen fe ente leda buhbuhatil huni kainun.
هل اللغة تبرن بخالم هون مدر هوني مدر بدم هاي الحقارة وزل بدم الهاي جنا بخالم ben de öyle bizden milhayı biliyorum. Mana ver kimse de vastır havani ve zillet demiş. Hı? Havan. Havan zillet. Bak burada hele bir bak sen burada da hu nedir? Hane falanın. Hu nedir? Hu ne bilin siz de. Bildiniz değil mi? بيتي فرن يجب حذف هذا المتعلق والشاذ التسريح به في قولي فانت لذاب احمد الهوني كائنون. Şimdi bak ne diyecek. Bakın diyor اسم الفعل تقدير edilirse خبر مفرد olur. فعل تقدير edilirse خبر ne olur? Cümle olur. Murat sen dinliyorsun. Tamam. Diyor ثم ان قدر اسم فاعل eğer ismul faal takdir edilirse bakın sümme in kudire eğer takdir edilirse takdir edilirse ne? Mutaallak hayır sümme in kudire eğer mutaallak kudirenin naibu fil faali içine müstetir mutaallaka gidiyor eğer o mutaallak takdir edilirse hale kevni isme faalin ismul faal olarak takdir edilirse oldu mu? Sümen kudire isme faalin. İsmul faal olarak ne edilirse? Takdir edilirse. Hal hal bu parantez içi ve ve ihtiyarul musannifi. Musannifi neydir? İhtiyaridir. Burada ihtiyar mesel mana ismul faal. Yani ve ve muhtarul musannifi. Musannifin da neydir? Muhtaridir. Ha, sümen kudire isme faal ve ve ihtiyarul musannifi fehve fehve min kabilil mufred. O zaman buradaki haber mufred kabilesindendir. Ahmet anlıyorsun. Bakın sümme in kudire. İne şartıya kudire ne olur? Cümlesi ceza fiyolu şart olur. Fehve mutla min kabili haber olur. Bu cümlede ceza şart olur. Eğer mutaallak ismul faal takdir edilirse buradaki haber min kabilil mufredi. Mufred kabilesinden olur. Oldu. Şimdi tabi geri dönelim. Sümmen kudireye takdir edilirse kudire naibul faal müstetir, kuvvedir. Öyle değil mi? İsme faalin ikinci mef'ul. Eğer iki mef'ul istiyorsa. Eğer iki mef'ul istemiyor dersek isme faalin kudirenin içindeki huve ne olur? Hal olur. Hal hal ve ve ihtiyar yani ve ve muhtarul musannifi. Musannifi neydir? İhtiyaridir. Bildiniz değil mi? Şimdi ve ve ihtiyarul musannifi bununla bir üstü kapalı. Niye ismi faal ihtimalini takdim ettim? Biraz önce ismi faalini takdim ettim. Çünkü musannifin neyidir? Muhtaridir. Madem biz musannifin kitabının şarihidir. Onun muhtari budur. Onun hakkı takdimdir. Sümen kudire ismi faalin ve ve ihtiyarul musannifin. Niye? Bakın. Li vücubi. Niye ihtiyarul musannifi? İhtiyarına müteallik olabilir. Yahut da İn kudire isme faalin. Niye kudire isme faalin? Li vücubi takdirihi.
لوجوبي takdiri. Bu li vücubi kuddireye de illet olabilir. İhtiyarul musannife de ne olabilir? İllet olabilir. Hangisi daha iyi? Hem nefs itibariyle ihtiyar yakın, hem mana itibariyle musannife ihtiyarının neyidir? İlletidir. Li vücubi ihtiyarı musannifinin illeti olursa, ona mutalik olursa daha iyidir. Ama kuddireye de mutalik olabilir. Şimdi iyi dikkat edin. Li vücubi takdirihi, ismul faalın takdiri vacibdir. İttifaken, iki kabilenin ittifakınca ba'da emma ve izel mufaciyeti. Yani zarf, carun mecrur, izadan sonra, emmadan sonra, izay mufaciyeden sonra, mubtada haber oldukları vakit herkese göre orada ismul faalın takdiri nedir? Vacip. Malum orada vacip, diğer yerleri de buna hamlederiz, her yerde ismul faalı takdir ederiz. Birinci illet bu. İkinci illet, ha niye bunlardan sonra ittifakan ismul faalın takdiri vacip? İmtina'i ilâihima el fiyele. Çünkü bunlardan sonra fiili getirmek mümteni. Bunlardan sonra madem fiilin getirmesi mümteni ise mecbur ismul faal bunlardan sonra takdir edilir. Diğer yerleri de buna ne ederiz? Takdir, hamil ederiz. Ha, sümen kudre isme faalin fe min kabilil mufredi. Anlaşıldı. Şimdi ben 2-3 sefer tekrar ediyorum hani ağır gelmesin diye. Her seferde noktalara değiniyoruz. Şimdi önce bunu bilin. Fehve min kabilil mufredi dedi. Niye fehve mufredu demedi veya da fehve mufredun demedi? Fehve min kabilil mufredi dedi. Aşağı gelin. Devam edin. Ve in kudire fiyelen ve ve ihtiyar ibn hacib li vücubi takdiri fisseleti fevadihun ennehu min kabilil cümleti. Bakın aşağıda fevadihun ennehu min kabilil cümleti. Burada da fehu min kabilil mufredi. Min kabilil cümle min kabilil mufredi. Niye demedi fehu'l mufredu ve huvel cümletu demedi min kabilil mufredi min kabilil cümleti dedi. Sebep ne? Bakın niye sebep? Sebep budur. Zahre göre car-ı mecrur zarf ne mufreddir ne cümledir. Mufred olması takdirine bakılarak ismul faal mukadderdir, mutallak ismul faaldir. Ona bakılarak müfred diyoruz. Cümle yine mutallaka bakılarak o cümle fiildir. Cümle de ona göre. Demek burada haber olması da takdir itibariyledir. Cümle olması da takdir itibariyledir. Zahar itibariyle değil. E zaten min kabil da mesela diyor bu Osman min kabili tullab veyahut min kabili talebedi. Talebeler kabilesindendir. Yani talebelerin zayıf kısmıdır. O kabilden sayılır, o kadar. Tam onlardan biri değil. Ha, burada da min kabil deyince bu mesela min kabili müfredi, müfredin zayıf kısmı. Min kabili cümleti tam güçlü cümle değil de cümlenin zayıf kısmı. Doğru, buradaki haberin ifradi de zayıftır çünkü takdir itibariyledir. Buradaki haberin cümleliği de zayıftır çünkü takdir itibariyledir, zahar itibariyle değil. O zaman fehve min kabilil mufredi, aşağıda da innehu min kabil, fevadihun ennehu min kabilil cümleti, burada min kabil yerindedir. Niye? Çünkü mufredin birinciye göre mufredin güçlü bir kısmı değil, ikinciye göre cümlenin güçlü bir kısmı değil. Niye? Cümle mufredin güçlü kısmı zahiren de müfred, takdiren de müfred. Zahiren cümle, takdiren de cümle. Burada öyle değil. Zahiren ne müfred ne cümle. Müfredliği, cümleliği takdir itibariyle. Onun için fe min kabilil müfredi min kabilil cümleti dedi. Bunu anladınız mı? Tamam. Geri dönelim tekrar. Sümme in kudire isme fa'ilin ve huve ihtiyarul musannifi. Niye ihtiyarul musannif? Li vücubi takdirihi ismi faalın takdiri ittifakın musannif ile İbnül Hacib'in ittifakı Basri ile Kufilerin ittifakı iki kabilenin ittifakınca ismi faalın takdiri vacip. Nerede? Ba'da emma. Mesela emma indeke fe zeydun. Hani takdir ediyoruz emma ile fa bir araya gelmesin diye. Fe zeydun mübteda indeke haberdir. Emma'dan sonra gelmiş. Orada mecbur ne mukadder olur? İsmi faal mukadder olur. Kareştu feizen bilbabi zeydun. Zeydun mubtada. Bilbabi zeydunun haberi. O bilbabi mecbur ismi faala mutallak olur. Niye?
Niye lüvcubi takdir ittifakın ba'da emma ve izel müfaceeti limtina'i ilahihima el fiyele. Bunlardan sonra fiyel getirmek mümteni. Lefsen de gelmez, takdiren de gelmez. Öyleyse müfred diyoruz. Niye? Çünkü mecbur ismi faal getiririz. Bunlardan sonra çünkü fiyel gelmez. İsmi faal gelince cümle olur. Limtina'i ilahihima. Bakın ilah mester. Hima birinci mef'ul. El fiyele ikinci mef'ul. Yani limtina'i ilahike iyahuma el fiyele. Bunlardan sonra fiyeli getirmen mümteni. Bazı yerleri bir iki terkip olur. Ben birini söylüyorum. Ders uzun olmaması için. Haşilere bakın, diğerleri de anlarsınız. Ha li vücubi takdiri ittifaken ba'da emma ve izel müfaceti limtina'i ilahime el fiyele. Tamam. Zarf caru mecrur emma izadan sonra gelirse ismi falan takdiri vacip. Diğer yerlere ne oldu? Diğer yerleri de buna hamlediyoruz. Derden lil bab ne ediyoruz? Derden lil bab olsun diye hamel ediyoruz. Öyle değil mi? Muftadanın haberi madem burada mecbur ismi faaldir. Mecbur nedir? İsmi faal. Diğer yerleri de buna hamlederiz. Derden lil bab bütün muftadanın haberi, zarf ve caru mecrur haberi her yerden ne olsun? Ta ki ismi faal olsun. Fehve min kabilil mufredi. Şimdi fehve nereye gidiyor? Fehve haber min kabilil mufredi. Veyahut da fehve mutaallak min kabilil haberi. Veyahut da fehve zarf carun mecrur kulle vahad itibariyle min kabilil mufredi. Aşağıda fevadihun ennehu min kabilil cümleti. Orada da ennehu. Orada da ne? Ennehu. Haber olabilir, mutaallak olabilir, kullu vahni mine zarfi vel harfi olabilir. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Sümen kudire isme fa'alin ve ve ihtiyarul musannifi li vücubi takdiri ittifaken ba'da emma ve izel müfaciyeti limtina'i ilahihima el fiyele fehve min kabilil mufredi. Oldu mu olmadı? Peki ve in kuddire eğer takdir edilirse mutaallak fiilen fiil olarak takdir edilirse hal hal ve ve ihtiyaru ibn-i hacib yani ve ve muhtaru ibn-i hacib burada da ihtiyar mana muhtardır. Niye onun muhtarı budur? Li vücubi takdirihi fissileti. Şimdi bakın dikkat edin. Zarf, caru, mecrur, mevsulun silesi olunca orada ittifaka ne vacip? Fiil vacip. Madem sıla olunca, zarf car-ı mecrur sıla olunca orada fiilin takdiri nedir? Fiilin takdiri vacip. Muftedanın haberi iken de orada da fiili ne ediyoruz? Takdir ediyoruz. Yani muftedanın haberinin babı mevsulun sılasının babına hamil ediyoruz. Orada ittifaken fiildir. Burada da ne ediyoruz? Fiili takdir ediyoruz. Ha ve in kudira fi'lan ve ihtiyaru ibn hacib li vücubi takdirihi fi sılati fe vadih annahu min qabil al mufrad vadadır bu mufrad kabilesindendir. Şey annahu min qabil cümle kabilesindendir. Oldu mu olmadı? Şimdi bakın biraz önce muftadan haberi ki emma izadan sonra gelse de ittifakın ismül faaldi. Diğer muftadanın haberi olan zarf car mecrur buna ne ediyoruz? Hamel ediyoruz. Ama bak muftada babının dışına çıkmıyoruz. Bu sefer öyle değil. Mevsulun sılası olan zarf car mecrur mutaallaki fiildir. Bu bir bab. Muftadanın haberi olan zarf car mecrur o babı bu baba hamel ediyoruz. Orada da neyi takdir ediyoruz? Fiili takdir ediyoruz. Bak burada babın dışına çıkılıyor. Mulhaku bihi babın gerisidir. O yukarıda mulhaku bihi babın içindeydi. İzay müfaciye, izay ne? Şartiye. Fark izay müfaciye. İsim üzerine dahil oluyor. Yani bu mana itibariyle değil, lefz itibariyle. Bir yerde izay geldi bakın. İsme dahil olmuşsa izay müfaciyedir. Cümfiyele dahil olmuşsa izay nedir? Şartiye. Hani bade emma ve izah dedik ya. Burada izah-ı şartiye mi, izah-ı müfaciye mi? Ve izah-ı müfaciyeti. İzah-ı müfaciye. Bir yerde nasıl biliriz? Çünkü muftedaya dahil olmuş. Veya zarfe dahil olmuş.
Ha, mufaca olduğunu biliyoruz. Eğer şartı olmuş olsaydı ne olurdu? Fiile dahil olurdu. Bildiniz mi? Pek bir soru sorayım. Sümen kudire isme faalin ve ihtiyarul musannifi li vücubi takdiri ittifakın ba'da emma ve izel müfaciyeti li imtina ila ihma el fiyele fehu min kabili mufredi. Bakın, fehu min kabili mufredi. Ve in kudire fiyelen ve ve ihtiyar ibn el hacib li vücubi takdiri fisreti fe vadihun ennehu min kabili cümleti. Niye burada vadihun dedi? Yukarıda ne dedi? Min kabili mufredi dedi. Orada niye vuduh demedi? Burada niye vuduh dedi? Sebep ne? Bakın sebep ne? Şimdi ismul fa'al akaimun ebuhu, hani ismul fa'al muhtıda olsaydı ne olsaydı? Fa'al ile beraber neydi? Fa'al ile beraber cümledi. Fa'al ile beraber neydi? Cümledi. Orada cümle. Peki bu, burada ismul fa'al fa'aliyle beraber mufred diyoruz. Niye fiil fa'aliyle beraber cümle diyoruz da ismul fa'al fa'aliyle beraber mufred olsun? Bir de muftada olan ismul fa'al fa'aliyle beraber cümleydi. Bakın muftada olan ismul fa'al fa'aliyle beraber cümle. Fiil fa'aliyle beraber cümle. Ama ismul fa'al fa'aliyle beraber mufred. Bu vadah bir durum mu? Hayır. Onun için fe'u min kabili mufredi vadihun demedi. Ama fiil faaliyle beraber cümle olmasında bir sıkıntı var mı? Son derece vadih mi? Evet. Onun için orada ne dedi? Fevadihun dedi. Bu noktaları unutmayın. Oldu. Birine fe'u min kabili mufredi, birine fevadihun enne min kabili cümleti. Çünkü fiil faaliyle beraber cümle olması bu vadihdir son derece. İsmül faal faaliyle beraber mübteda iken cümle olmasına rağmen burada müfred olması bu vadih bir durum oldum. Peki bu sefer hakem olarak bizim İmam Suyuti bize hakemlik yapıyor. Ne yapıyor? İsmül faal bak. İsmül faalda diyenlerin delili var diye. Li vücubi takdiri ittifakın ba'da emma ve izel müfaciyeti. Ve in kudire fiyel ve ihtiyar ibn-i hacib li vücubi takdiri fissileti dedi. Öyle değil mi? Pencere kapat ben. Ya Suyuti sen ne dersen, hangisi takdir edilirse daha nedir? Hangisi takdir edilirse daha güçlüdür? Hangisinin delili daha güçlü? Şimdi bakın. Ve la yakfa enne icra el babi, babın icra etmesi ala senenin vahidin, bir tarih üzerine. Bir ne üzerine? Tarih üzerine. Bab nedir? Mubtedanın haberi ki zarf ile carun mecrurdur. İyi dikkat edin. Mubtedanın haberi ki konu nedir? Zarf ile caru mecrurdur. Enne icra el babi. Babu zarfi vel caru vel mecruri izakane haberen. Ala senenin vahidin. Bazılar diyorlar senen senetünün cemidir. Öyle değil. Senen mufred, mana tarihtir. Mubtedanın haberi olan bab, yani icar bab, mubtedanın haberi olan zarf ile car mecrur. Ala senenin vahidin bir tarih üzerine ne etmek? İcra etmek. O bir tarih de nedir? İsmul faale mutallik olmaktır. O evla, daha evladır. Minel ilhaki bi babin ahire, başka baba ilhak etmektir. O da nedir? Seledir. Nedir? Murat sıledir. Hani ikinci bab getiriyordu, ne yapıyordu? Mubtedanın haberi olan zarf caru mecruru başka bir bab olan sıleye ne ediyordu? İlhak ediyordu. Öyle değil mi? Şimdi beni dinleyin, biraz daha açalım bunu. Şimdi burada bir delil görünümündedir. Diyor وَلَا يَفَانَ اِجْرَا الْبَابِ عَلَى سَنَنْ وَحْنِ اَوْلَ مِنَ الْحَقِ بِبَابٍ آخَرًا. Bu bir delildir. Yani Suyuti zahir olarak bir delil getirdi ki ismi faal takdir edilirse daha evladır. Ama İmam Suyuti'nin getirmiş olduğu o bir delil görünümünde hakikaten iki delil. Şimdi bakın birinciye göre, ikinciye göre
مبتدانın babı yani mubtadan haberi olan zarf cari mecrur mutallaki fiil olma konusunda ne ilhak ediyoruz onu? Başka bir baba ilhak ediyoruz. Nedir? Sıledir. Bak, fiil takdir edilme konusunda başka babın ilhaki var mı? Var mı yok mu? Var. Bakın, şimdi ona diyorlar niye fiil takdir ediyoruz? Ya zarf cari mecrur sıla iken fiil takdir ediliyor. Mubtada'nın haberiyken de fiil takdir ediyoruz. Bakın mubtada haberinin babı. Yani mubtada'ya haber olan zarf cari mecrur, mevsule sıla olan zarf cari mecrure ilhak ediyoruz. Mubtada, mubtada'nın haberinin babı, mevsulun sırasının babına ilhak etti. Bakın ikinciye göre ilhaku bil babil ahir var. Ama ismi faal takdir edilirse ilhak var mı? Hani emma izadan sonra gelene hamil vardı. Ya hamil var, o da mubtadanın babı. Yani mubtadanın haberinin babı. Hamil edilen de o babdır. Kendisi hamil edilen de o babdır. Yani mubtada haberinin babının dışına çıkmış mıyız? Hayır. Fiil takdir edilirse ilhak-ı bir babı ahir var. İsmül faal takdir edilirse ilhak-ı bir babı ahir yok. Peki babı ahire ilhak etmek mi iyi, etmemek mi iyi? Etmemek daha iyi. Bir şey kendi başka baba ilhak edileceğine kendi ayakların üzerine durması daha iyi. Hangisi daha iyi oldu? İsmül faalın takdir edilmesi daha iyi oldu. Niye? Çünkü o takdir edilirse ilhak-ı bir babı ahir yok. Ne yok? Yani ismi faal takdir edilirse onun delilinde ilhak-ı bir babı ahir yoktu. Ama ikincininkinde ilhak-ı bir babı ahir vardı. Ademul ilhak bir babil ahir evla minel ilhak-ı bir babin ahire. Ademul ilhak ilhaktan daha iyi. Bir. İkinci bir husus daha var. Şimdi diyelim ikinciye göre gidersek. Emma izadan sonra gelen zarf carun mecrur. Muhtadan haberi ki o zarf ki emma izadan sonra muhtadan haberi olmuş. Orada neyi takdir ediyoruz? Mecmu istimal takdir eder. Geri kalan yerleri sılaya hamlederek neyi takdir ediyoruz? Fiili takdir ediyoruz. O zaman mubtedanın haberi olan zarf carun mecrur bir tarih üzerine icra edilmedi. Emma izadan sonra ismi faal takdir edildi. Diğer yerlerden ne takdir edildi? Fiil takdir edildi. Bakın bab bir tarih üzerine icra edilmedi. Ama birinciye göre gidersek emma izadan sonra da ismi faal takdir edilir. Diğer yerler ona hamlederek onlarda da ismi faal takdir edilir. Bakın ismi faal takdir edilirse icraul bab ala tarihin vahin var. Bir, ademul ilhaki bi babin ahir var. İkinci de ilhaku bi babin ahir var. Bir de icraul bab ala tarihin vahid yapılmamış oluyor. Ala tarihini muhtelif, ala tarihini olmuş oluyor. İki delille bak, bu iki delil olduğu ki ismi faal takdir edilirse daha iyi. Niye? İsmi faal takdir edilirse icraul bab ala tarihin vahiddir. Birinci delil. Fiil takdir edilirse icraul bab ala tarihin vahid değil. İsmi faal takdir edilirse ilhak-ı bir babı ahir yoktur. Ama fiil takdir edilirse ilhak-ı bir sıla var, bir babi sıla var. Aha bak, bu da ikinci bir delildir. Oldu mu? Ama zahara bakarsan bir delil. Şimdi benim söylediğim bakın burada yok. Sen'atul ihtibak denilen bir belagat ilminin kaidesi var. Sen'atul ihtibak. Bakın şimdi diyelim burada bu parmak bu var. Burada da aynısı var. Biz bunu burada atıyoruz. Niye? Çünkü benzeri burada var, bunu ekfa ediyoruz. Burada da bunu atıyoruz çünkü bunun benzeri burada var, bunu ekfa ediyoruz. Aha, bu. Yani yuhzafu minel evveli bi karineti sani ve yuhzafu minel sani bi karinetil evveli. Şimdi kağıt yazsaydım vakit az kaldı. Bakın burada. Buradan takdir nasıl gelir? Enne icra el babi sütüye bakın. Ala senenin vahidin. Var mı yok mu Osman? Var. Ve ademe ilhakihi bi babin ahire, onu da yazın. Bir kağıt verin ben size yazayım. İşte yazın siz de bakın. İcra el babi. Bu
واعلم ان اجراء الباب ديالهم واعلم ان اجراء الباب ولدينا واعلم ان اجراء الباب على سنن واحد وعدم الحاقه بباب وعدم الحاقه بباب اخر بو اولى بو دها ندر دها اولادر ندن دها اولادر من من إجرائه من إجرائه على طرق مختلفة مختلفة وإلحاقه بباب آخر. oldu. ha şimdi aslı budur. واعلم ان اجراء الباب عثمان باخن على سنن واحد وعدم الحاق بباب اخر بو ikisi اولى من اجرائه على طرق مختلفه والحاق بباب اخر ها şimdi biz getirdik واعلم ان اجراء الباب على سنن واحد bu birinci de var mıydı vardı onun karnesiyle bunu hasbediyoruz Benim çok güçlüm, senin kalemin mi zayıf? Evla min icra'yı ala turuqin muhtelifeti. Bak, icra ala turuqin muhtelifetini atıyoruz. Çünkü birincide icra ul bab ala senenin vahidin var. Yani turuq diyoruz, ala sinine muhtelifetin de diyebiliriz. Peki ikincide, sütide ve ilhaqi yok mudur? Evla minel ilhaqi Bibabin ahire. Ha bak. Evla minel ilhak babin ahire. Sütüde var mı bu? Var. Ama ve adem ilhaki bibabin ahire sütüde var mı? Yok. Ha. Min icraihi ala turuqin muhtelifetini. İkinciden hasbetmişiz. Enne icra el babi ala senin vahidin karnesiyle. Ve adem ilhaki bibabin ahire. Birincide bunu hasbetmişiz. Bi karinet ve ilhaki bibabin ahire. Bak bu gitti. Bu gitti. Ne kaldı? Ve alem en icra el babi ala senenin vahidin evla min ilhaqihi bi babin ahire. Buna ne denilir? Sanatul ihtibak denilir. Bazılar şibu sanatul ihtibak. Sanatul ihtibakın ta kendisidir. Şibu demeye de gerek yoktur. Oldu. Sanki demiş ve alem en icra el babi ala senenin vahidin. Ve adama ilhaqi bi babin ahire. Bak iki şey var. Evla min ilhaqi bi babin ahire. Yani evla min icra'i ala turuqin muhtelifetin ve ilhaqi bi babin ahire. Bak iki şeydir. Mufaddalla iki şey. Mufaddalu aleyhi de iki şey. Ama mufaddalla bir şeye hasbetmiş. Mufaddalu aleyhi de ikinin karnesiyle. Mufaddalu aleyhi de bir şeye hasbetmiş. Birincinin ne? Karinesiyle. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve'lem enne isme zamani yekunu haberen anil hadesi. Şimdi metne bakın. Ve la yekunu ismu zamanin habera an cüssetin ve in müştifak bila. Metne bakın sonra aşağı inelim. Ve la yekunu ismu zamanin habera an cüssetin. İsmu zaman cüsseye haber olmaz. Şimdi cisim cüsse. Bazılar diyorlar erfaz-ı muteradif edirler. Bazılar diyorlar cisim ruh olana kendisine ruh olana cisim denilir. Cüsse ruh olmayana cüsse denilir. Bazılar da tersini yapıyorlar. Siz bilin böyle bir ihtilaf var. Şimdi ve la yekunu ismu zamani haberen an cüssetin. İsmu zaman cüsseye haber olmaz. Yani mübteda ismu zat olursa Ahmet dikkat ediyorsun Sofi Ali. Abdullah mübteda cüsse olursa haber ismi zaman olursa bu caiz değil. Mesela bu Hacı Osman cüsse mi? Cüsse.
Osman yevmel cumati. Osman mübteda olsun. Yevmel cumati onun haberi olsun. Bu olmaz. Niye? Ya Osman cuma gündedir. Cumartesi de değil mi? Perşembe'de değil mi? Salide değil mi? Bütün günlerde değil mi? Dünyada olduğu sürece bütün günlerde. Belli bir güne kaydandırmanın faydası yok. Onun için diyor ve la yekun ismu zamanin habera an cüsede. Unutmayın. İsmu zaman cüseye haber olmaz. Ama ve in yufid, eğer fayda verirse, yufidin fali efade yufidu. İn işarete gelince hareket götürdü. İn yufid, ilka geliye gitti. İn yufid, yufidinin fali içinde müstetir huvedir. Neye gidiyor? Kevnusmu zamanin habere gidiyor. Yufidin fali yakunundan anlaşılan kevne gider. Ve in yufid, o kevnusmu zamanin haberin ancüsenege fayda verirse, fâh bir o zaman haber ver. Mesela şimdi sütüde geliyor. Gül, çiçekler var mı şimdi? Ama 1-20 gün sonra artık Nisan ayı giriyor. Veyahut da Mart, Mayıs ayı giriyor. Güller çoğalmıyor mu? Çoğalıyor. El verdu fi eyyar. Verd gül eyyar ayındadır, Mart ayındadır. Veya Mayıs ayında neyse. Bu olur. Eyyar cüsedir her ne kadar şey. El verdu. Ama manaya benzer bir cüse. Bu gül cüsedir. Mana değil. Ama bazı mevsimlerde var, bazı mevsimlerde yok. Bazı vakitlerde var, bazı vakitlerde yok. İsmul cüsedir. İsmul ayındır. Ama ismul manaya benziyor. O olur. Yani bunu bilen ismul zaman cüseye haber olmaz. İlla fayda verirse o zaman olur. Şimdi biz bakarız ne de fayda var ne de yok. Ona bakarız. Bir de ismi zaman cüseye haber olmaz. Mekani söylemedi. Neyi söylemedi? Mekani söylemedi. Bir de manaya olur olmaz mı onu söylemedi. Anladınız mı? Onu ben size söyleyeyim. Şimdi diyor ismi zaman cüseye haber olmaz. Galibi haber olmayan ismi zaman olduğu için onu söyledi. Yoksa ismi mekan da bazen olur bazen olmaz. Olduğu yerlerde olur, olmadığı yerlerde haber olmaz. Bildiniz değil mi? Ve la yekun ismu zamani habera an cüsedi ve in yufid fa akhbira. Şimdi aşağı inelim. Metneden bahsetti. İsmu zaman cüseye haber olur mu, olmaz mı ondan bahsetti. Ya ismu zaman manaya haber olur mu, olmaz mı ondan bahsetti mi? Bahsetmedi. Etmediği için onu şimdi sütü ilave ediyor. Bakın sütüde ne var Osman? Şey sütüde diyorum elfiyede. İsmu zaman ayna cüseye haber olmaz. Peki ismu zaman manaya haber olur mu? El kıyamu yevmel cumati desek olur mu? Şimdi diyecek ki olur. Bakın. Ve alem enne isme zamani. İsmu zaman yakunu haberen anil hadesi. Hades hani mana dediğimiz ya. Hadese haber olabilir. Neye haber olabilir? Hadese. Örnek. Nahu el kıyamu yevmel cumati. El kıyamu mübteda yevmel cumati. Tamam. Kıyam bir hadestir. Mübteda da yevmel cumati haberdir. Fayda verir verir. Niye? Ya her yerde kıyam her zaman var mı? Yok. Bazı durumlarda var. Bazı durumlarda yok. O zaman el kıyamu el kıtalu mübteda yevmel cumati haber yaparsa fayda yok mu Abdullah? Fayda var. Bak yevmel cumati hades olan el kıtaluya haber olursa sıkıntı yok. Niye? لأن الأحداث متجددة. Çünkü hadesler müteceddidirler. Biri olur biter. Sonra gelirse bir daha olur bir daha biter. Hadesler müstemir değil. Müteceddidirler. Onun için ismi zaman hadeslere haber olabilir çünkü fayda verir. Hades her zaman çünkü yok. Bazı zamanlarda olursa insan o zaman o hadese haber yaparsa fayda verir. Bildiniz değil mi? E madem li enel ahdase müteceddidetun fe fil ihbari anha. Fe fil ihbari anha anil ahdas. Hadeslere haber etmek bihi ismi zamanla faidetun fayda var. Fayda nedir? O müteceddid olan hades ve ya o fayda taksisuha. Taksisul ahdas bi zamanin dune zamanin. Kıtal cuma günü olmuş başka günlerde olmamış fayda değil mi? Savaş ne zaman oldu? Hac ne zaman oldu? Öyle değil mi? Derse ne zaman başladık?
Bak bunlar müteceddit ahdaslardır. Beni bir zamana kaydlandırmaktan ne var? Fayda var. Onun içinde ne olur? İsm-i zaman, ism-i manaya veya hadese haber olabilir. Gerekçesi nedir? Ahdaslar müteceddidirler. Onun için bir zamanla kaydlandırmakta fayda var. Ama bunu unutmayın. Bazı hadeslerde istimrar var. Bazı hadeslerde ne var? İstimrar var. Eğer hadeslerde istimrar olursa, mesela Tulu'u'l-Şems. Tulu'u'l-Şems yevmel cumati. Ya cuma günde Tulu'u'l-Şems var, diğer günlerde yok mu? Var, o zaman olmaz. Hades eğer müstemir değilse, ism-i zaman ona haber olabilir. Ama hades eğer müstemir değil ise, yok, hades eğer müstemirse, ism-i zaman ona haber olamaz. Ama hades eğer müteceddid ise, müstemir değil ise, ism-i zaman ona haber olabilir. Çünkü belli bir zamanla kaydlandırılıyor. Tekrar ediyorum. Ve'alem olduğu zaman mühim olduğunu bildiriyor. Ve'alem enne isme zamani yekunu haberen anil hadesi. Hadese haber olur eğer müstemir olmasa, bu kaydı unutmayın. Nahu el-qitalu yevmel cumati. Qital istimrali midir? Kıyamete kadar qital devam ediyor. Oluyor, biraz sürer, biter. Bir gün, bir sene, iki sene biter, neticede bitiyor. Öyle değil mi? Ha, yevmel cumati el-qitalu ne olmuş? Haber olmuş. Qital hadestir. Yevmel cumati ism-i zamandır. İsm-i zaman burada hadese haber olmuş. Hades de gayri müstemirdir. Bu ihbarda fayda var, caizdir. Anladınız değil mi? لِأَنَّ الْاَحْدَاسَ سَبَبْنَا مُتَجَدِّدَةٌ Hadesler müteceddidirler. فَفِي الْاِخْبَارِ anha اَنِ الْاَحْدَاسِ بِهِ Bir ismi zaman faidetun, faidetun muktada فَفِي الْاِخْبَارِ anha'da anha ne olur? Haber olur. O fayda nedir? وَيَتَخْسِسُوا O hadesleri taksis etmek bir zamanı, bir ne zamanı. Hangi zaman? Hangi zaman haber olmuşsa onunla taksis ediliyor, onun gayrisiyle taksis edilmiyor. Şimdi bazen talebeler diyorlar, el-qitalu yevmel cumati, yani burada haber olmaz, el-qitalu yevmul cumati desek olmaz. Niye? Qital yevmul cum'a olmuyor çünkü. Mesele o değil. Mesele yevmel cumati zaten zarftır. Zarf olduğu halde haber olmuyor. Yoksa el-qitalu yevmul cumati, qital yevmul cum'a o zaten caiz değil. Orada hamr zaten yok, mana itibariyle caiz değil. Yevmel cumati zarf olursa dahi haber olmaz. Niye? Yok, haber olabilir. Niye? Çünkü qital nedir? Qital müteceddidir. Yevmel cumati ona haber olunca onunla kaydlandırılmış oluyor. Onunla taksilandırılmış oluyor, faydası oluyor. Burada benimki el-qitalu yevmul cumati deme vardı, onu silmişiz. Doğrusu odur. Sinki varsa siz de silin. وَعَلَمْ اَنَّ اِسْمَ الزَّمَانِ يَكُنُ خَبَرًا عَنِ الْحَدَسِ Hadesten murad, hades gayri müstemir. نَحْوَ الْقِتَالُ يَوْمَ الْجُمَاتِ لِأَنَّ الْاَحْدَاسِ مُتَجَّدِيدَةٌ فِي الْاِخْبَارِ عَنْهَا بِهِ فَاِدَةٌ وَيَتَخْسِسُ وَفِي زَمَانِ دُونَ الزَّمَانِ Peki metin bunu söyledi mi? Hayır. O zaman metinde bu eksikti. Süti bunu ne etti? Tamamladı. Veyahut da deriz ki Süti buradaki metnin eksikliğini tamamladı değil. Süti işaret etti ki musannıf metinde birini söylemiş, onun karinesiyle diğerini terk etmiş, iktifa etmiş. O musannıfın iktifa ettiği şeyi Süti getirdi. O zaman musannıf burada Süti musannıfın burada eksikliğini tamamlamış değil. Musannıfın işareten zikrettiği, işaret ettiği ikinci kısmı neydi zikretmiş oluyor. Şimdi metin ne diyor? İsm-i zaman cüseye haber olmuyor. Cüseye haber olmuyorsa demek hadese oluyor. Demek manaya oluyor. Bak anlıyoruz. Öyle değil mi? Neyse musannıf metinde eksik kalanı neydi? Tamamladı. Veya metinde serahten zikir edilen, zaten edilmiş, edilmeyen, işareten zikir edileni neydi? Süyuti onu tesrih etti. وَلَا يَسْكُونُ اسْمُ زَمَانِ خَبَرَا اَنْ مُبْتَدَئِينَ O mübtededen bedel cüssetin. Bu cüssetin mübtede bedel olur. فَلَا يُقَالُ زَيْدٌ يَوْمُ الْجُمَاتِ değil. زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمَاتِ denilmez. Bakın el-qitalu يَوْمَ الْجُمَاتِ denilebiliyor. Ama زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمَاتِ denilmez. Niye? Zeyd çünkü ismul ayındır, cüssedir. Bütün günler Zeyd için fark etmiyor. Bugün de var, yarın da var, o bir günde de var.
Ama ve in yufidil ihbaru bihi. Hani demin metinde in yufid kevnusum zamanin haberine götürmüştüm. Hatırlıyorsun. Süyüti neye götürdü? El ihbaru bihiye götürdü. İhbaru bihi makabilden anlaşıldı. Makabil nerede? Hani ve akhberu bi zarfin ev bi harfi cer navine mana kanin ev istakar. Oradaki akhberu'dan anlaşılan ihbara götürdü. Ve en yufidil ihbaru bihi. İhbarı bi ismi zaman eğer fayda verirse. Yani ismi zaman bir cüseye haber oluyor, fayda veriyor. Nasıl fayda veriyor? Bi en kanel mubtada ve ammen. Diğerinin mubtada nedir? Amdır. Ve zamanu, ona haber olan zaman hasen, o da nedir? Hastır. E bak sen o am olan ismul ayni, cüseyi has olan haberle zamanla kaydandırıyorsun. Fayda yok mu? Var. Kocaman o am olan mübtedayı sen o has olan haberle zamanla kaydandırdın. Bak bu bir faydadır. Burada ismi zaman o cüseye haber olabilir çünkü fayda var. Fayda nedir? O am olan ismul cüse has olan zamanla kaydandırır. Şimdi örneği getiriyor. Evkane ismu zati, ismu zat yani ismul cüse misle ismi mana, ismi mana gibidir. Yani o ismi zat var ya orada, oradaki zat mana gibidir. Nasıl mana bazı durumlar sürekli yok müteceddidir. Bazı ismi zat da bazı durumlarda var, bazı durumlarda yok. Ha, bazen olup bazen olmama konusunda ne neye benzedi? Ne neye benzedi? İsmul mana, ismu zata, şey ismu zat, ismu manaya benzedi. İsmul mana zaten sürekli müteceddidir. Kararı yok, sebatı yok. Bazı ismul manalar, şey ismu zatlar, bazı durumlarda demin gül dedim. Bazı zamanlarda var, bazı zamanlarda yok. Ha bazen olup bazen olmama konusunda ne neye benzedi? İsmu zat, ismul manaya benzedi. Ha ismul manaya nasıl zaman haber oluyor? Ona benzeyen ismu zata da haber olabilir. Örneklerine şimdi geçiyoruz. Nesinde ismu zat ismu mana gibidir. Fi vuku'ihi o ismu zat vakten bazı vakitlerde olur. Dune vaktin bazı vakitlerde olmuyor. Fi vuku'ihi vakten dune vakti. Fi vuku'ihi vakten dune vakti. Oldu mu olmadı? Bazı vakitlerde var, bazı vakitlerde yok. Nasıl ismi mana bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazı ismi zatlar bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen olup bazen olmama konusunda ismi zat, ismi manaya benzediği. Nasıl ihbaru bi ismi zaman anil mana caizse, fayda varsa ihbaru bi ismi zaman an haza ismil ayn, o da caizdir, fayda veriyor. Misallara geçelim. O zaman fa'khbira ve en yufid fa'khbira. Ken nahnu fi şehri keza. Şimdi nahnu biz bu muhtedadır. Bu amdır. Şehru keza diyelim Recep ayıdır. Şehru Recep, Şehru Şaban herhangi bir ay. Şehri keza'ya ilave etmek suretiyle okuyun. Şimdi nahnu am değil midir? Biz bütün aylarda yokuz, varız. Burada muhteda am mı? Am. Haber nedir? Şehri keza, Ramazan ayı, Recep ayı, Şevval ayı neyse. E bak nahnu mubtada fi şehri keza caru mecrur nahnuya ne olur? Haber olur. Burada ismi zaman olan fi şehri ismun ayn am olan nahnuya ne olmuş? Haber olmuş. Oldu. Bu hangi kısma girer? Bi emkanel mubtada ve ammen ve zamanu hasen. Zaman nedir? Has. Zamanın has olması idafe ile olabilir. Fi şehri keza. Şehri keza idafe olmuş, has olmuş. Sıfet de olabilir. Nahnu fi yevmin tayyibin. Tayyibin yevme ne olmuş? Sıfet olmuş. Dolayısıyla nahnuya haber oluyor, fayda veriyor. Vel verdu fi eyyar. Eyyar, gulan ayı demek. Eyyar. Yani bizim tabire göre Mayıs ayı.
Gül ne zaman açıyor? Mayıs ayında ne ediyor? Açıyor. Vel verdu gül fi eyyar eyyardadır. Bakın burada ismi zat nedir? Verdir. Misle ismil mana, ismil mana gibidir. Nesinde fi koy vakten aham gulan ayında, Mayıs ayında var. Dune vaktin bazı vaktlerde yok. İşte Ocak, Şubat aylarında yoktur. Oldu. Ha ve la yekunu ismu zamanin habara an cüsetin ve in fid fe akhbira. Aşağı gelin. وَعَلَمْ أَنَّ اسْمَ الزَّمَانِ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْحَدَثِ نَحْوَ الْقِتَالِ يَوْمَ الْجُمَعَةِ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ مُتَجَدِّدَةٌ فَفِي الْإِخْبَارِ عَنْهَا بِهِ فَائِدَةٌ وَهِيَ تَخْصِيصُهَا بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلَا يَكُونُ اسْمُ الزَّمَانِ خَبَرًا عَنْ مُبْتَدَأٍ جُسَّةٍ فَلَا يُقَالُ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمَعَةِ وَإِنْ يُفِيدِ الْإِخْبَارُ بِهِ بِأَنْ كَانَ الْمُبْتَدَأُ عَامًّا وَالزَّمَانُ خَاصًّا او كان اسم ذاتي مثل اسم المعنى في وقوعي وقتا دون وقتي فأخبرا بخن أخبرندر اردن نون خفيفة الفا قلب olmuş أخبرا olmuş كنحن في شهر كذا والورد في أيار oldu yeterlidir bazı noktaları bıraktım çünkü vakit kalmadı وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب